Şimdi cevap videosuna geçtik arkadaşlar. 6 tane örneğimiz var. 6 tane örneğimizi yapacağız. Kelimelerimizi cevaplayacağız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Ne diyor? My students study. Burada biz hangi özneyi kullanırız değerli arkadaşlar? Bakın burada bir küçük size hatırlatmam gereken bir şey var. Bakın bir kelimenin sonuna s eki geliyorsa o kelime aslında çoğul demektir. Tamam mı? Bunu zaten öğreneceğiz ilerleyen vakitlerde. Şimdi bilin diye söylüyorum. Herhangi bir kelimenin, mesela diyelim pencil. Pencils dersek kalemler olur. Pencil kalem, pencils kalemler. Değil mi? Bakın burada student ne demek? Student öğrenci demektir. Fakat sonunda bir s harfini aldığı için students artık çoğul bir yapıya dönüyor. Ne diyor? My students study. Öğrencilerim çalışır. Şimdi öğrencilerim derken artık biz ne yazacağız buraya? Yani onlar çalışır olacak, değil mi? My students study. Çalışan kim? Onlar. İlk cevabımız D. Doğru yapanları tebrik ediyoruz. Evet. Milton is handsome. Milton yabancı bir isim ama erkek ismi olduğunu anlıyoruz. Ne yapacağız altına değerli dostlar? Milton is handsome. Milton yakışıklıdır. Yani o, he yakışıklıdır. Harika. Apple is delicious. Apple ne demek? Elma. Elma nasıl bir varlıktır? Cansız, değil mi? Elma lezzetlidir. Yani ne? Cansız olduğu için biz artık bu elmaya it diyoruz. It is delicious. Diyarbakır is a city. Bu arada Diyarbakırlıyım ben. Diyarbakır'dan yayın yapıyorum. Diyarbakır bir şehirdir. Diyarbakır. Şimdi Diyarbakır yerine ne kullanabiliriz arkadaşlar? Şimdi bir özemiz vardı hem cansızlar için, hem yerler için, hem de hayvanlar için kullanılıyordu. Diyarbakır nedir? Bir yerdir, değil mi? Yer olduğu için tabii ki de it öznesini kullanacağız. My parents and I love animals. Parents ebeveyn demektir. Love sevmek. Animal da hayvan. Sonuna s takısı aldığı için ne yapmış bunu? Hayvanlar olmuş. Ebeveynlerim ve ben hayvanları severiz. Şimdi arkadaşlar bakın burada çoğul bir yapı olduğunu görüyoruz, değil mi? Ailem yani ebeveynlerim ve ben. Şimdi burada bir yapı var. Peki bunun yanında biz they kullanabilir miyiz? Bakın they kullanamayız. Neden? Çünkü benim içinde olduğum bir grup they olamaz. Onlar olamaz. Eğer ben bir grubun içindeysem bu biz olacak. Bu bir kuraldır yani. Ben bir gruptaysam ve o gruba seslenmek istiyorsam biz diye demem gerekecek. Örneğin ben su içmeye gidiyorum dedim. Sonra ben arkadaşımın yanına gittim. Biz su içmeye gidiyoruz olur. Onlar su içmeye gidiyoruz dersem ben onların içinde olmuş olmam. Şimdi bu cümlede de ben olduğum için ne olacak? Şöyle çizelim. Ebeveynlerim ve ben hayvanları severiz. Yani kim sever? Hemen fiilimizi soralım. Love. Kim sever? Biz severiz. O zaman biz ne yapacağız buraya? Tabii ki de we öznesini kullanacağız. Harika. Evet, burada tekrardan bir örnek var. Fülfülü hatırladık mı? Fülfül vardı. Pamuk runs diyor. Pamuk koşar. Peki pamuk nedir? Tabii ki de bir insan ismi değil. Değil mi? O zaman biz ne yapacağız? Bir hayvan ismi. Bu hayvan da bir dişidir. O zaman biz buna she diyeceğiz. Harikasınız. Şimdi kelimelerimizi de söyleyelim birlikte ve dersimizi noktalayalım. İlk önce siz söylüyorsunuz, sonra ben. Sing ne demek arkadaş? Sing. Şarkı söylemek. Harika. Run ne demek? Run. Tabii ki de doğru bildiniz. Koşmak. Cats. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Kedi ve dog. Köpek. Study. Study nedir? Çalışmak. Harika. Bakalım. Full yapan olacak mı? Handsome. Ne demek? Handsome erkekler için kullanılan bir yapı. Nedir? Yakışıklı. Yakışıklı. Delicious. Delicious nedir?
Şeker oyunu vardı. Onu oynayan bilir. Delicious nedir? Lezzetli. Lezzetli. City, Diyarbakır ise City nedir yani? Bir şehirdir. Animal sonuna S koyarsak çoğul oluyordu. Hani neydi? Animal hayvan. Sonuna S koyarsak ne olur? Hayvanlar, animals. Ve parent da nedir arkadaşlar? Ebeveyn. Ebeveyn. İnşallah bebeğini doğru yazdım. Gerçekten ilk defa yazdım diyebilir miyim Türkçesini? Parents, ebeveyn yani anne ve baba. Aile değil de parents, anne ve baba diyebiliriz. Yani ebeveyn. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadardı.